Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Sosyal Bilgiler ÖABT Kavram Bankası konularımızdan olan 4. video serisiyle karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tarihteki ilk kavramımız Çevik Güç, Irak'ın ateşkes koşullarını yerine getirip getirilmediğini kontrol etmek ve 36. paralelinin kuzeyinin güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan kuvvet harekatına verilen isimdir. Kararlı Güç harekatı ise Birleşmiş Milletler Acil Müdahale Gücü ile NATO'nun Sırp Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü kapsamlı askeri operasyona verilen isimdir. Coğrafyadaki kavramımız ise sıcaklık terselmesi, bir diğer ismiyle inversiyondur. İnversiyon üst hava tabakasındaki sıcaklığın alt kattan yüksek olma durumuna verilir. Özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu merkezlerde ve çukur sahalarda görülen bu durum hava kirliliğinin daha da artmasına neden olmaktadır. Dünya tarihinde en önemli yaşanan 1959 yılındaki Londra'da gerçekleşen ve 4 milyona yakın insanın ölmesine neden olan bu sıcaklık terselmesi Londra'da gerçekleşmiş ve dünyada şu anda da birçok ülkede bu durum söz konusudur. Arkeolojik anlamdaki ilk kavramımız ise dendrokronoloji kavramı. Bir ağacın yaşını ve içinde yer aldığı ya da kullanıldığı arkeolojik ortamın zamanını belirlemek için ağaç halkalarından yararlanma ve buna bağlı olarak ağacın yaşını tahmin edip veyahut da arkeolojik eserin yaşını tahmin etmeye dayanan bir arkeolojik yöntemdir. Kremasyon ise kimi kültürlerde ölü yakma geleneğine verilen addır. Lineer A yazısı ise M.Ö. 1600'lerde Girit'te ve Yunanistan'ın başka bölgelerinde Yunanca'nın yerleşmesinden önce kullanılan hece yazısına verilen isimdir. Antropoloji kavramımız ise Homo erectus cinsi olan ayaktaki maymun adam anlamına gelen insan türüdür. Dik durabilen bu insan türü Afrika kıtasının dışında çok sayıda yayılan en erken insan türü olarak karşımıza çıkıyor. Güneydoğu Asya'da ilk kez keşfedilmiştir ve Acheulean adı verilen aletler kullandılar. Acheulean'ın diğer bir adı taş baltadır. Ateşi kullanan ilk insan türü olarak da karşımıza çıkıyor. Grupça avlanabilirler ve iletişim kurabilirlerdi. Yani günümüzdeki insan yapısına ait bazı özellikleri sergiliyordular. Siyaset bilimi kavramımız ise meritokrasi. Meritokrasi, hünerli olanlar tarafından yönetim, makam ve mükafatların, kabiliyetlerin yani yeterliliklerin temelinde dağıtılması gerektiğine dayanan ilke, yani biraz liyakat esasına dayanan bir yönetim anlayışı. Yabancılaşma ise bir kişiliksizleşme durumu veya süreci olarak tanımlanabilir. İnsanın kendi gerçek veya asli tabiatından ayrılması durumuna verilen isimdir. Felsefedeki kavramımız ise ampirizm. Ampirizm, bilginin tek kaynağının deney olduğunu ileri süren öğreti. Bu öğreti bilginin sadece duyumlardan geldiğini ve deney dışında hiçbir yoldan bilgi edinilemeyeceğini savunur. Bilginin duyumlara dayandığını, ustan ve doğuştan bilgi olmadığı anlamını içerir. Ampirizm, bütün bilgimizin dayandığı esasların duyulabilir tecrübenin eseri veya mahsulü olduğunu ileri sürer. Önsel yani a priori olan hiçbir şeyi kabul etmez. Modernite ise sosyoloji kavramımız olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'da yaklaşık olarak 17. yüzyıl civarında ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler ve sisteme ve organizasyon türüne verilen isimdir arkadaşlar. Genel anlamda gelenek ile karşıtlık ve ondan kopuşun bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşümü ya da değişimi ifade eder. Anthony Giddins'e göre moderniteyi özgün yapan niteliklerden biri devamsızlık özelliğidir, yani sürekliliği yoktur. Ekonomi kavramımız ise fırsat maliyeti, herhangi bir malın üretimi bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçmesi, yani felagatta bulunması gereken mal veya kazanç miktarına verilen isimdir. Başka bir deyişle iktisadi bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir. Ücretli öğretmen varken kadrolu öğretmeyi atamak devlet için bir fırsat maliyetidir. Ekolojik ayak izi ise günümüz dünya sorunları kapsamında soru gelmesini beklediğim konuların başında yer alıyor. İnsanların günlük tüketim alışkanlıklarının hesaplandığı sistemdir. Bunlar yemek, barınma, ısınma gibi temel ihtiyaçlarından oluşmaktadır. Ekolojik ayak izi hesabı, insanların yaşam şeklinden dolayı gereksinim duyulan ekolojik kaynakların biyosferin yani kaynak sağlama kapasitesini aşıp aşmadığını inceleyen bir araştırma yöntemidir arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili soru gelebilir. Bu konuyu detaylı araştırmakta fayda var. Sanat ve estetik kavramındaki bilgimiz ise pop art. 1959 yılında Londra'da açılış yapan "İşte Yarın" başlıklı sergide bulunan "Bugünün evlerini bu denli farklı, bu denli cazip kılan nedir?" başlıklı kolaj, popüler sözcüğünün kısaltılması olarak pop sanatının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Andy Warhol ilk olarak "Çorba Konservesi" adlı tablosu ile bu akımın önde gelen temsilcilerindendir. Pop art sanatı dünyada şu anda oldukça yaygın bir şekilde kullanılan yeni nesil sanat akımlarının başında yer alır. Sosyal psikoloji kavramımız ise beyaz propaganda. Propagandanın birden fazla çeşidi var. Siyah propaganda, beyaz, gri ve buna benzer daha çok olarak anlatabileceğimiz propaganda çeşitleri var. Bugün burada beyaz propagandadan bahsetmek istiyorum. Verilen mesajların kaynakları kolaylıkla teşhis edilir. Kaynak resmi ve güvenilirdir. Bu propaganda tarzında doğru bilinenin savunulması yapılır. İletiler genellikle hükümet kontrolünden geçtiği için yarı resmi sayılabilir. Yani bir nevi doğru bilgiyi halka ulaştırmaya yarayan, birileri tarafından belirlenen politik propaganda çeşidine verilen beyaz propagandadır. Yani en içerisinde dürüst olan propaganda çeşidi budur. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sosyal medya hesaplarından, özellikle Instagram'dan bizleri takip ederek günlük paylaşmış olduğumuz bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.